Öncelikle şunu söylemeliyiz. Bir futbolcu bir kulübün memurudur, işçisidir. Hiçbir futbolcu hiçbir kulübün üstünde değildir. Ondan büyük değildir. Gelelim Trabzonspor'da Abdülkadir Parmağ'ın kadro dışı bırakılması olayına. Parmak'la ilgili şöyle bir geçmişe dair yolculuk yapmak isterim. Ümraniye Spor'da, Altın Ordu'da, Adana Demirspor'da ve alt liglerde seyretmiş olduğumuz zaman şunu düşünmedik değiliz. Parmak bu kadar potansiyeli olan bir oyuncu. Niye Trabzonspor'da oynayamadı veya Trabzonspor bunu değerlendiremedi? Ancak Trabzonspor'da 2-3 yıl önce yaşanan ekonomik krizden dolayı bazı gençler bu fırsatı, bu imkanı yakaladılar. Parmak bunu da iyi değerlendirdi. Zaman zaman çok da iyi oynadı hem Skora TV'deki yayınlarımızı takip edenler hem de yazılarımızı okuyanlar parmakla ilgili kurduğum şu cümleleri hatırlayacaklardır. Trabzonspor'un itfaiye yeri. Hangi bölgede bir yangın olsa su kovasını alıp oradaki ateşi söndürüyor diye. Evet hakikaten parmak zaman zaman çok iyi oynadı. Ve Trabzonspor'un da ona ihtiyacı vardı. Gelelim en son oynanan Galatasaray maçına. Galatasaray Trabzonspor'un son bölümlerde üzerine gitmeye başladığında hep şunu düşündük. Teknik adam müdahale etmesi gerekir diye. Neydi bu müdahaleler? Parmak olmalıydı veya Hüseyin olmalıydı. Hoca da bizim gibi düşünmüş olmalı ki parmağı yanına çağırıyor ki ısındırdığı parmağı yanına çağırıyor. Sahaya sürmek istiyor ve parmak buna hayır cevabını veriyor. Hiçbir oyuncunun teknik adamına hayır demelüksü yoktur olamaz. Öte yandan maç sonu Abdullah Avcı'nın açıklamalarına bakıldığında demek ki hocanın kızgınlığının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Ve tahminim odur ki katılırsınız katılmazsınız bilemiyorum. Hoca da o anda kendine hakim olamadı. Yani vermiş olduğu kararlarda isabetli olmadı. Parmağı açıkçası yakışmadı. Hiç hoş durmadı. Öte yandan bir dünya yıldızı Kardozan'ın bile Trabzonspor'da 90 artı uzatmalarda hiç hocasına kabris yapmadan, sitem etmeden, bir harekette bulunmadan sahaya çıkıp verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Hiç. Hoş olmadı parmak. Hiç yakışmadı.